Biz buna ortak zaman frekans analizi diyoruz. Sözcükleri dert etmeyin. Beyindeki enerji muazzam miktarda olduğunda ölçüm yapamadığımızdan bunu ölçmenin başka bir yolunu bulduk. Böylece enerjiyi zamana ve frekansa karşı ölçtük. Neyse. Beyne yerleşen bu tür bir enerji zamanla gelişir ve bunun da beyinde ortalama 10 ila 60 mikrovolt enerji kare gücünde olduğunu söyleyebiliriz. Bu normal bir beyin dalgasıdır. Beyinde 10 ila 60 mikrovoltluk enerji normal diyoruz. Şimdi dinleyin. Beyniniz bir nöron ağı ateşlediğinde nöronların depolarize olması yani nötrleşmesi için yaklaşık 40 milivolt enerji kare gerekir ve nötrleşince elektriksel bir değişiklik olur. Yani 10 ila 60 arası normaldir. Çünkü tipik aralık 40'tır. Anlaşıldı mı? Yani 10 ila 60 arası normal, tamam mı? Beyindeki enerjiyi ölçmek için. Bu bir adamın tablosu. Meditasyona gireli 2 saniye olmuş. Bu normal mi? Biraz dalgalanma var. İçsel bir olay yaşıyor. Ama sonra meydana gelen tutarlılığa bakın, düzenliliğe bakın. Bir şey olmak üzere, anlıyoruz. Ve şimdi 2 saniyede 86 mikrovolt enerji kareye çıkıyor. Normalin dışına çıkmaya başladı, değil mi? Hop! 40. saniyeye bakın. Başka bir içsel olay yaşıyor. Ve bu içsel olay ona çok gerçek geliyor. Bundan sonra ortaya çıkan şu tutarlılık tablosuna bakın. Şimdi yaklaşık 3185 mikrovolt enerji kare görüyoruz. Tam da bu noktada oluyor. Sonra yine yoğunlaşma başlıyor. Bir olay daha yaşıyor ve beyni normale dönmüyor. Yüksek gama kalıbına giriyor. Şu an gamada, süper bilinçlilikte. Beyni yeniden ayarlama yapıyor ve enerji 276 mikrovolta düşüyor. Ve bir anda yükselip zirveye çıkıyor. Beyin belirli alanlarda grafikten çıkıyor ve sonra ayarlamaya başlıyor. Ölçümlere göre 3000 mikrovolt enerji kareye geri döndü. Şimdi bir olay daha. Tıpkı sonuncuya benziyor. Bu içsel olay herhangi bir dış olaydan daha gerçek ve beyinde izini sürüyor. Şu an 2216 mikrovoltta. İşte yine başlıyoruz. Gama modeline girmeye başladı. Tekrar düşüyor. Beyin yeniden ayarlıyor. Ve birden bakın ne oluyor. Yükselmiş enerjiye girmeye başlıyor. Tekrar yükseliyor. Şimdi bir ayarlama daha yaşıyor. Beyni 2000 volt enerji kareye geri düşüyor. Söyleyin, bunu nasıl ölçersiniz? Resmen kar fırtınası. İçsel deneyimlerle dolu. Duyuları olmadan duyusal deneyimlerle dolup taşıyor. Bunu beynine o yaptıramaz. Onun yaşadığı bu. Anladınız mı? Klinik ortamda böyle bir beyin dalgasını asla göremezsiniz. Güzel bir gün geçiriyor. Şuradaki uyuma, tutarlılığa bakın. Bunun adı neşe dalgasıdır. Çok düzenli, çok güzeldir. Şimdi size 10 ila 60 mikrovolt enerji kare beyinde normaldir demiştim, hatırlıyor musunuz? Şimdi şu hanıma bakalım. Beynin bu kısmında defalarca tekrarlayan küçük bir dalgalanma görüyoruz. Buna yaklaşan atraksiyon deriz. İlginç bir şeyin olacağını anlarız. Nitekim beyin 3 dakika 27 saniyede yükseliyor. 6 dakika 23 saniye sonra da tutarlı kalıplar görmeye başlıyoruz. 6 dakika 44. saniyede içsel bir olay yaşıyor ve beyin dalgaları değişiyor. Şurada oluşan yoğunluğu görüyor musunuz? Ve 6 dakika 50. saniyede oluşumu görüyorsunuz, değil mi? Bunu ölçmüş olsaydık 1181 mikrovolt enerji kareye çıktığını görürdük. Bu 6 dakika 55 saniye sonra oluyor. Şu yoğunluğa bakın. Sizce bir yükselme var mı? İçsel bir olay yaşıyor. Bunu ölçüyoruz ve 149.000 mikrovolt enerji kare olduğunu görüyoruz. 7 dakika 4. saniyede bir şeyler yükselse iyi olur. 7 dakika 9. saniyede çok derin bir an yaşıyor. Ve beyindeki enerji birden 583.000 mikrovolt enerjiye çıkıyor. Normali neydi?
10 ila 60 arası. 7 dakika 33. saniye. Ölçüyoruz. Sinir sistemi ayarlama yapmış olmalı. Enerjinin şiddeti 283.866 enerji kareye iniyor. Bu da ne? Hatırlayın, normali budur. Ölçümlerimize göre 500.000 mikrovolt enerji kareye kadar çıkmış. Şimdi 9 dakika 5. saniye yeni bir içsel olay yaşıyor. Ve burada da 658.000 mikrovolt enerji kareye çıkıyor. Bu miktar normalin 26.000 katıdır. Ama hala deneyim yaşıyor. Ve beynindeki enerji 1.000.000 mikrovolt enerjiye kadar çıkıyor. Şimdi bu kadın, kısaca hikayesini anlatayım. Kadının nişanlısı Birleşik Devletler ordusunda özel kuvvetlerde suikastçı olarak eğitilmiş. Porto Rikolu biri. Son derece seçkin bir adam ve öte yandan çok sayıda insan öldürmüş biri. Bu arada ciddi bir travma sonrası stres bozukluğu var ve ordudaki son günlerinden birinde çölü boydan boya koşarak geçerken yanına askeri bir top mermisi düşmüş, adam 30 metre havaya fırlamış ve o hızla yere düşmüş. Ve vücudunun sol tarafı ciddi şekilde hasar görmüş. Kolunu kaldıramıyormuş. Bu arada benim ikinci kitabımı okumuşlar ve evleri de benim iş yerimden 15 kilometre uzaklıktaymış. İş yerime geldiler. Bu arkadaşla çalışmaya başladık. Şu an vücudunun sol tarafı tamamen iyileşmiş durumda. Her bakımdan gayet iyi diyebilirim. Nişanlısı olan hanımefendi Los Angeles'ta bir çalışmamıza katıldı. Sonra ileri seviye bir çalışmamıza geldi. Derken meditasyonun ortasında birden beyninde bu yoğunluğu görmeye başladık. Meditasyon tamamlandıktan sonra odama yürürken onu mutluluktan ağlarken gördüm. Ve kendisine ne oldu diye sordum. O da biliyorum buna inanamayacaksınız dedi. Söyleyin dedim. Sizin de bilmenizi istedim dedi. Meditasyon sırasında nişanlımın öldürdüğü bütün insanlar önüme geldi. Hepsini gördüm. Ve akılları çok karışıktı. Bazısı neden öldüğünü bile bilmiyordu. Bazısı nereye gideceğini şaşırmıştı. Onları diğer tarafa yönlendirdim. Birer birer hepsine yardımcı oldum. Devam etti. İşim bitince bir an için arkama dönüp baktım ve yardım isteyen kalabalık bir insan topluluğu gördüm. Sonra ertesi gün nasıl olduğunu sormak için kendisini aradım. Washington'dan Colorado'ya taşınıyordu. O son pazarıydı. Ve gitmeden önce bir değerlendirme yapmamız için kliniğe geldi. Ben de o gün çalışıyordum ve ona size birkaç şey göstereceğim ama sorularım da olacak dedim. Bu hanımefendi o insanları sürekli görüyordu. Gözleri açıkken bile. Peki neden sürekli görüyordu? Çünkü çok derin bir iç deneyimi vardı. Deneyimin yoğunluğu ve enerjisiyle beyninde tekrar bağladı, duygusal olarak bedeni şartlandırdı. Ve şimdi her zaman var olanı algılıyordu ama onu algılayacak donanıma sahip değildi. Kaç kişi benimle? Ve bu kadın bir ressamdı. Benim için gördüklerinin neye benzediğini resmetti ve telefonuma gönderdi. Çok derindi. İlk başladığında tablo buydu. 1000 mikrovoltta, 115.000'e çıkıyor. Sonra 149.000'e çıkıyor. Sonra da 583.000'e. Bu çok büyük bir enerji. Beyin bu kadarını işleyemez. Sinir sisteminin mola verip ayarlama yapması lazım. Derken 500.000'dan 658.000'e ve 1.000.000 mikrovolta çıkarak yolculuğuna devam ediyor. Peki, ben bunun çok rahat ve güzel bir deneyim olduğunu nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. İçsel bir deneyim yaşadığınızda bu geçmiş deneyimlerden daha gerçek olur. Bu deneyim beyninizdeki donanım programlarından ve vücudunuzdaki duygusal boşalımdan daha büyük bir enerji yoğunluğu taşır. Bu da biyolojik olarak değiştiğiniz andır.
Çünkü deneyiminiz devreyi zenginleştiriyor, yeni duygular üretiyor. Benimle misiniz? Yani beyninizde 1 milyon mikrovolt enerji karelik enerji varsa ve deneyimden derinden etkilenirseniz, geçmişten çıkıp şu ana gelirsiniz. Kaç kişi benimle? Kanser bir hanımefendiden bahsetmiştim. Kocası intihar etmişti. O da çok derin bir deneyimdi, öyle değil mi? Deneyimden sonra normal insan yaşantısına başlamıştı. Bu deneyim, nörolojik devreleri organize eder ve bedene kimyasal sinyaller gönderir. Yaşadıklarının büyük kısmı artık geçmişindeydi, anlaşıldı mı? Artık aynı insan değildi. Kendimizle ve hayatımızla ilgili inançlarımızı geçmiş deneyimler yaratır. Gerçi nörolojik anlamda düşünceler ve kimyasal anlamda duygular, benimsediğimiz, varoluş durumu yaptığımız anılarımızdan gelir. Peki böyle bir etkinlikten sonra nasıl değişiriz? Bu enerji yoğunluğunda içsel bir etkinliğiniz varsa ve bu geçmiş deneyimden daha büyükse ya da bu içsel deneyim geçmiş deneyimden daha büyük hale geldiğinde biyolojik olarak değiştiniz ve geçmiş artık mevcut değil demektir. Bunu kaç kişi anladı? Biz tek bir meditasyonda insanlara beyinlerini ve bedenlerini değiştirdik. Ve geçmiş yok olduğunda hastalıkları, durumları değişti ya da daha iyi bir şekilde söylemek gerekirse resmen başka biri oldular.